lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Merhabalar, hoş bulduk. Melik ve Caner, geleceğin YouTuberları, sosyal medya etkileyicileri, imparatorluğun arkasındaki ikili. Yine beni bir konuda sıkıştıracaksınız. Bugün çok rahatım vallahi. Sabah ameliyata girdim. Ameliyata girdiğim için psikolojim ve adrenalin has safhada. Çok doygun bir durumdayım. Bugün zor sıkıştırırsınız beni. Peki, bugünkü konumuz içinde seks içeren bütün kelimeler. O zaman insanı konuşacağız yani. Bence insanın her tarafı seks içeriği. Filmlerde hiç şaşırmıyor musunuz? Savaş var ama aşk sahnesi var. Ulan bombalar yayıyor kafanızda. Hani aşk nedir? Çünkü hormonlar hiçbir şey dinlemez. Örneğin mesela ilk aklıma gelen, en fazla şu günlerde de fazla moda olan homoseksüellik. Yani homoseksüellik seks olarak aynı cinsten, kendi cinsinden hoşlanmak demek. Yani seks olarak erkek erkekten, bayan bayandan. Bayan bayandan hoşlanan lezbiyen diyor olabilirler. Ama ikisi de aslında homoseksüellik. Heteroseksüellik karşı cinsten hoşlanmak demek. Anlatabiliyor muyum? Sonra buna çeşitli şeyler eklediler. İşte metroseksüellik. Karşı cinsten hoşlanıyor da ama daha bakımlı. İşte kaşını aldırıyor, botoksunu yaptırıyor, yüzünü gerdiriyor, hafif ufak dokunuşlar yapanlar. Başka sizin aklınıza gelen ne? Sorsun mu sana? Sorsun bakalım. Hocam biseksüel nedir? Biseksüel cinsel bir terim. Seks olarak, partneri olarak hem kendi cinsi hem karşı cinsi kabul eden demek. Yani bunların hepsi fizyolojik değil, cinsel terim, dikkat ettiyseniz. Tercih, talep meselesi. Yani bak, kadın ya da erkek cinsiyeti fizyolojik olarak ama cinsel talebi, cinsel isteği kendi cinsi ya da karşı cinsi olabilir. Onun için cins ismi belirtmiyorum. Bu bayan da olabilir. Bir bayan hem kendi bir bayan arkadaşıyla hem de bir erkek arkadaşıyla seks yapabilir. Hatta bu bir dönem çok modaydı. Özellikle Hollywood'da Angelina Jolie'den hatırladığım kadarıyla bir sürü bayan ve erkek biseksüel olduğunu açıkladı. Bu tür şeyler de merak çektiği için reklam oldu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Transseksüel nedir? Ya şimdi transseksüel aslında bir hastalık. Burada biraz önce bahsettiğim homoseksüellik, heteroseksüellik ya da biseksüellikten biraz farklı. Transseksüellikte kişi ya doğumsal olarak, yani dış organları ile iç organları arasında bir farklılık var. Dış organları erkek gibi ama içinde kadın organları ya da tam tersi kadın dış organları var ama içinde erkek organları olan ve kendini yaşam tarzı olarak kendi cinsinde olmayan hisseden kişiye transseksüel deniyor. Ve bunlar daha ziyade cinsiyet değiştirme ameliyatı oluyor. Yani bunlar fizyolojik olarak değişiyor. Ya yani kadın hiçbir zaman kadın gibi kendini hissetmiyor ve erkek gibi giyiniyor. Yumurtalı topuk. Ne bileyim işte, saçını sürekli kısa kestiriyor. Sürekli elinde tesbih gibi davranış olarak baktığın zaman da psikiyatrik olarak bu kişi kendini erkek gibi hissettiği için erkek olmaya dönüşüyor. Transseksüellikte fizyolojik olarak bedenen bir değişim söz konusudur. Peki bu ameliyatları kim yapıyor? Ya bu ameliyatları daha ziyade urolog ve plastik cerrahlar beraber yapıyorlar. Çünkü çok komplike bir olay transseksüel operasyonlar. Özellikle yeni doğan döneminde bazen yalancı ya da gerçek pseudo hermafrodizm, yani çift cinsiyetlik vardır. Onlarda seçim yapmak gerekir. Çocuğun nasıl yürüyeceğine dair. Hatta bizim romanlardan biri var. Yani kız zannedip, erkek zannedip 16 yaşına kadar erkek gibi büyütüp aslında kız olan Türk romanlarından birine de bir konu olmuştur bu. Ama kadından erkeğe dönüştürmek daha zor. Seksoloji nedir? Seksoloji, seksle ilgilenen bilim. Seksapel nedir hocam? Seksapel herhalde bu da bir edebi terim. Güzel giyinerek karşı tarafa daha fazla seks hatırlatan, yani şimdi derin yırtmaçlı, derin dekolteli bir bayan arkadaş, makyajlı bir bayan arkadaş gidip böyle şuh bir bakış atsa herhalde biz de aklımız başımızdan gider. Peki seksolog nedir? Siz bir seksolog musunuz? Değilim. Onun için seksolog Berk Karataş. Evet. O bir seksolog. Berk'e selam söylüyorum. Sekstant nedir? Ya seksten gelmiyor. Sekstant o bir tane denizde yön bulan şey o. Pusulanın benzeri. Peki seksör nedir? Seksör mü? Sektör var ama. Sektör de var. S-i-tör var. Sektör sektör neymiş? Seksör civcivleri cinsiyetine göre ayıran kişiymiş. Ha evet. O çok zor ha. İyi para alıyor onlar. Evet, bayağı elini alıyor civciv, bakıyor. Dişi erkek diye yürüyor. Bundan 3-4 sene önce ben onun haberini okudum. 15 bin lira maaş alıyordu. Evet, Türkiye'de de sayısı bayağı azmış. 15 bin lira. Son zamanlarda sizi Twitter'da çok yorulduk. Peki sexting nedir? Sexting Twitter'da sürekli seks üzerine kovalama. Yani seks kelimeleri geçen ama o çok güzel, ben hoşuma gidiyor.
Çünkü bazı böyle Twitter'lardaki insanlar diyor ki insanların ne kadar şey olduğu anlaşılıyor. Mesela iki tane kadın ve erkek organı geçen tweet attığında bir anda takipçi sayın artıyor. Sexting'e dönüyor. Yani insanlar aslında onun peşinde koşuyorlar. Şimdi ben de bu merakımı çekti. Çünkü sen şimdi dünyanın en güzel şeyini, hayatın sırrını ver, bu kadar takipçi olmaz. Ama kadının cinsel organı ya da erkeğin cinsel organı ile ilgili iki kelime at, muazzam takipçi oluyor. Yani bence insanların sekse bakışı ya da seksle ilgili konuşmaları toplumun o dakikadaki özellikle gençlerin şeyini, tarzını ve tavrını değiştiriyor. Duygusu olarak. Peki sizin zamanınızda sexting nasıl yapılıyordu? Mektupla mı? Bizim zamanımızda mektupla, bakışarak. Saatlerce bakışılırdı. Hatta bazen kadın yanlışlıkla bakardı. Abi adam, kadın beni nasıl kesiyor derdi. Ben onu hiç anlamadım hala. Nasıl kestiğini falan. Bizim zamanımızda bakışarak bakışılırdı. Sonra hani bir yerleri iniyorsa gider yanına oturmaya çalışırdın. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni bugün ağırladığınız için. Lütfen aklınıza gelen her türlü merak ettiğiniz ya da saçma ya da akıllı bulduğunuz soru ve yorumları videoların altına yazın ve tekrar buradan size garanti veriyoruz. Siz unutsanız bile biz sizi bulup bu yorumların karşısındaki cevabınızı ya da sorunuzun cevabınızı vereceğiz. Peki ya biz seyrediyoruz. Yani bazen sıkılıyoruz. Yani haklısınız. Ben de kendimi seyretsem bir noktada bazen sıkılacağım. Ama hayır, kapatmayın. Abonelikleri açın. Bildirimleri açın. Bize biraz daha katlanın. Biraz daha katlanın bize. Karşılığında hastanede çekilişte bir check-up kazanabilirsiniz. Kazanamasanız bile üroloji olarak ben sizin telefonunuz ve danışmanınız olarak yanında olacağım.